Merhaba. Hoş geldin Fatma. Hoş buldum. Şimdiki skecimiz ailesiyle sevgilisini tanıştırmaya çalışan bir çocuğun yaşadığı zorlukları izleyeceğiz. Emre ile Oğuz yazdı. Uçuk ilişki geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Anne, baba. Size bir iyi bir kötü haberim var. Ya vallahi benim canım sıkıldı şimdi ya. Vallahi canım sıkıldı şu anda. Baba daha bir şey söylemedim ki. Oğlum bir iyi bir kötü haber diyorsun ya. Yani bana kesin can sıkacak bir şey söyleyecek yani. Senin iyi haberinin kötü haberine geçme şansı yok çünkü. Baba bana ne kadar inançsız bir şey. Tamam annem tamam. Önce kötü haberi söyle. Yuvadan uçuyorum. bu iyi haber. Nasıl yani? Ben yani evden ayrılacağım. Üzülmeyecek misiniz? Yok, ne üzüleceğim lan? Bir boğaz eksilir işte. Bir oda boş kalın. Takılır mı orada? Kendi kafama göre takılır. Nasıl hiç üzülecek? Hiç sevmiyorum zaten. Bana bak, üzüldün mü lan? Üzüldüm tabii. Hiç umurumda değil ha. Ya lütfen. Yuvadan uçuyorum diyor. Niye uçuyorsun yuvadan? Baba, işte iyi haber de o. Benim 1,5 yıldır bir kız arkadaşım var. Ve kendisi ünlü biri. Kim lan? He? Kim? Söylemem. Kim lan? Allah'a söylemem. Kim lan? Söylemem. Lan kim kim? Hadi lan. Lan kim? Zeynep Karasaman. Zeynep Karasaman mı? Zeynep Karasaman. Allah! Zeynep Karasaman gelinim oluyor. Zeynep Karasaman gelinim oluyor. Kim o? Zeynep Karasaman. Kim o? Kim? Yakın bunu televizyondaki işte. Zeynep Karasaman. Hangisi de o? Ya yok mu izliyordum, beğeniyordum biz de onu. Zeynep Karasaman. Zeynep ya. Kim o? Kim lan? Allah! Ya bir sevineyim ya, bir sevineyim. Sonra anlatacağım işte. Tamam, sevin, hadi sevin. Bitti. Kendini soktun, hallere bak ya. Kimdi o? Saçmaladım ya. Aşkım Kırlarda Çöver yok mu? Başroldeki kız. O şehirden köye gidip kırsalda bulduğu kuzuyu besleyip büyüttükten sonra çiftleştirmek için kendine bir koç bulup sonra çobana aşık olup motor izin vermediği için ortalığı birbirine katan sonra da köyde bir çiftlik kurup bütün köyü dolandıran kızın yanındaki kız mı? Yok, direkt dolandıran. Dolandıran mı? Lan evet, evet. Lan mı dedin? He? Lan mı dedin sen lan? Pardon baba. Önce sevineceğim, sonra kızacağım. Zeynep Karasaman, Zeynep Karasaman. Benim gelinim olacak Zeynep Karasaman. Gelinim olmuş ye. Ay, hareketlere ne var Türkçe rap, ne var? Herkes seviyor. Bütün Türkiye dinliyor Türkçe rap. Sen yapabildin yani şimdi. Sen yapamadın ha. Niye seviniyorsunuz? Ne olmuş? Çok canım çekti. Ne olmuş? Babaanne, bir de sana anlatmayalım. İyi bir şey var. Sevin işte. Sevin. Çok iyi olmuş. Çok iyi olmuş. Otur anne, oturacağız. Kızlar kimlerdenmiş bu? Seferoğullarından. Ya anne, bir de şaşırıyorsun. Ya olabilir mi böyle şey? Yıl olmuş 2021 işte. Zeynep. Sus lan. Anan haklı. Bak, buna karı bile bana anan haklı dedi. Gelin, az önce sana hak verdim ya. O hakkımı helal etmiyorum. Haram zıkkım olsun. Ya durun hadi. Bölümü başlayacak. Anam, bu akşam dizisinin ilk bölümü. Evet, evet. Açalım o zaman, televizyonu açalım. Açalım. Hadi bakalım. Hadi Zeynep Karasaman güzel. Hadi açtın ha. Ana, öyle geleyim. Oğlum, bu sana biraz büyük değil mi? Babaanne, sence tek sorun büyük olması mı? Bu değil. Ha, Allah Allah. Bu. Ha, ana, vah, ne güzel. Nasıl, yakışıyor muyuz? Güzel maşallah. Bunlar konuşmuyor ya. Ama yok, dizilerde öyle oluyor nasıl zaten. Bayağı 2,5 dakika falan konuşuyor. Ben bu arada namaz kılıyorum. Bakışıyorlar ya. Mesela bak, biz böyle konuşuyoruz. Onlar da bakışıyor öyle yani. Bakayım, izin versek konuşalım. Ya bir susalım da başlasın. Tamam, evet. Buyurun. Senin burada ne işin var? Dudağımda uçuk çıkmış. Ona sarımsak basmaya geldim. Rahatsız ettiysem özür dilerim enişte. Bak bak, özür diliyor. Ne kadar üsturuplu bir kız. Kaçalım buradan. Götür beni. Götüreyim. Maşallah dediğinde 2 dakika yaşamıyor anne. Senaryo işte. Oyunculuk falan hep bu şekilde yani.
Bana geçti ama yani. Oyunculuk bana geçti. Bence ona da geçti. Anne! Uçuk ya, uçuk geçmişti. Uçuk var ondan. Tamam, bence biz bu sahneyi unutalım. Hey, devam edelim. Zaten devam. Oluyor böyle. Değil mi? Olur. İlk sahne. Ya, aşkım! Aşkım! Sana süper haberlerim var. Selam Rıfat abi. Selam. Ben de o zaman ablana bakmaya gideyim kayınço. Görüşürüz. Aşkım, dudağına ne oldu? Uçuk çıktı. Çok acıyor. Sarımsak basmaya geldim. Öğleyin mantı yedim. Gel buraya. Medikal açıdan yaklaşmak lazım. Evet, sarımsak tabii uçağa iyi geliyor diyorlar. Ya mantı yedim diye öpüşülür mü? Onun tam tersi olmaz mı o ya? Allah Allah. Sarımsağı bassın direkt. Babaanne, o anda sarımsağı nereden bulsun ama? Hanımım. Uçuğunuz için sarımsak getirdim. Ha? Aklı başında biri geldi sonunda. Teşekkürler. Ama doğru yani, doğru. 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 Üç yanlış bir doğruyu götürdü orada. Doğru diyor orada. Bu dizinin adı ne ya? Ne bu dizinin adı? Öpüşemeyenler. Belli. Belli oğlum. Öpüşemedikleri içinde dizinin adını öpüşemeyenler koyup öpüşüyorlar. Hayır anne, ya yıkın şu tabularınızı ya. Yıl olmuş 2021. Dokunmak gibi bir şey öpüşmek. He, baban da seni bana dokunarak yaptı zaten. Ne konuşuyorsun çocuğun önünde ya? Ya çocuğun önü arkası mı kaldı? Baksana şimdi. Yakalandık. Ne yapacağız? Yakalandık. Ne yapalım? Hadi evden kaçalım. Evden kaçalım. Ya o nasıl öyle? Doğru şey yap. Televizyonu kapat. Televizyonu kapat. Geçmişi sil. Geçmişi sil. Diğerini sayarlarını değiştir. Benim orada bir sürü şeyim olacaktı. Onlar yakal... Kim bu evde televizyon izliyor böyle ahlaksız şeyleri ya? Tamam hadi. Kapat. Ne izlerken yakalandık ya? Biz bir şey yok. Televizyona. Hayır. Allah kahretsin. Otur. Ne bileyim. Otur. Hiç izlememişiz gibi. Merhaba. Komşum, akşam gezmesine çıktık da. Bir uğrayalım dedi. Doktor bol bol yürüyün dedi. Hamileyiz de. Ya bir çay içelim dedik. Müsaitsiniz değil mi abi? Yani biz misafir bekliyorduk aslında ama. Ya siz yabancı ya, mısınız ya? Oturuz beraber ya. Geniş geniş. Geniş tamam. Geniş diyor, anladı. Sus, anladı. Yok, hanım abile ya. Ondan yok ya. Hoş geldiniz ya. Hoş bulduk. Lütfen nasılsın? İyi vallahi, nasılsın? Vallahi çok iyi gördüm ya. Yenge senin... Ne? Yeğenim mi, bu sorun mu var ya? Betim benzin atmış. Hayırdır oğlum? Ha bir şey yok abi ya. Manita işin bana. Öpüşüyor musun? Biz değil abi. Kemal. Kemal sen ne yapıyorsun ya? Nasıl gidiyor? İyi abi, ne yapalım? İşte çoluk çocuk böyle şey yapıyor. Bekliyoruz yani. Bakalım ya. Çok heyecanlı ya. Abi heyecanlı demiş ki bizim hanım haftalarda bir dizi bekliyor. Gözünü seveyim. Aç da arkada dönsün ya. Hangi dizi? Öpüşemeyenler abi ya. Ne olursun. O kötü. Tutmaz o. Gitti. Sarmadı, kapattık onu ya. Olur mu ya? Hiç ben haftalarla o diziyi gelmesini bekliyorum. Bahçıvan çok iyi oyuncu. Hiç konuşamıyorum. Haftaya tekrarını izlersiniz. Haftaya tekrar. İnternetten bakarsın ya. Abi 40 yıl evi gelmiş şurada hanım. Dizi açarmış. Dönsün arkada. Ne olacak? Açalım ya. Başka dizi açalım. Başka dizi açalım. Başka dizi açalım. Herkesin istediği. Ya ilahı yani? Nerede benim komandım? Başka dizi açıyorum. Hah, açtım. Hah, başka dizi. Evet, buyurun. Ağam müsaade vardır. Gel hele Songül, gel. Zümrüt'ü parkta yakalamışım. Ne? Peki ne yapıyordu? Söyleyemem ağam, dili varmıyor. Söyle Songül. Söyleyemem. Söyle hele Songül. Bir erkeğe gülümsedi. Oy! Kaç dişini gördü? Önden bir iki,
arkadan azı dişi havam. Şöyle gülmüşem. Bunu anca evlilik paklar. Evlenemem ağam. Bizim için namus her şeyin üstünde gelir. Bizler onurları için yaşayan insanlarızdır. Bak bu dizi ne güzel ya. Namus var, onur var. Kimse kimseyle öpüşmüyor. Harika. Evet, güzel güzel. Namusumuzu temizleyeceğim. İyi mi orada? Oyuncuya bir şey olmuş olmasın vallahi endişelendik. Ben yaşıyorum. Kadın kısmısı gülmez. Gülse de böyle gülmez. Gidin. Bu ne ya? Bütün kadınları vurdular. Baba keşke öpüşselerdi. Bu nasıl diziymiş ya? Ya bu ne ya? Çocuklar resmen Rütük Legesi çıkacak ha. Çok doğru konuşmuşsan ağam. Hay ağzını öpeyim. Olur. Bıyığımdan ne istediğin olmaz. Hay senin şom ağzını. Kapat ya. Bu ne? Ne konuşuyorsun ya? Oğlum, kapat, 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 kapat. Kapatayım şu an, kapattım. Oğlum kızım burada ne işi var? Kızım burada ne işi var oğlum? Her dizide mi ne bu? Baba ona konuk oyuncu olarak gelmiş herhalde. Diğer rolü çok iyi olunca üstüne yapışmış. Allah Allah. Çocukta gerçekten Rütük Lekesi çıkacak. Ben kaldıramadım yeminle. Tamam aşkım, tamam yeter ya. Hayır, hiç de. Abi gözünü seveyim, kanalı değiştir, bir şey yap. Başka bir şey açalım ya. Evet ya. Abi öpüşüm elleri açalım ya. Açalım gitsin baba. Daha ne göreceğiz zaten? Herifin bu yığının yarısını aldı. Tamam hadi öpüşüm elleri. Öpüşüm elleri açalım baba. Hadi açalım. Ne yapalım, yapalım. Aşkım. Aşkım. Yeni eve taşınıyoruz. Demek çocukluk evinin restorasyonu bitti demek. Artık analarına kavuşacaksın. Aşkım orayı yaptık ama sonra çok para verince sattık orayı. Başka bir yere taşınıyoruz. Nereye? Muş'a. Babamın tayini çıktı. Bana bunu nasıl yaparsın? Beni nasıl terk edersin? Terk etmiyorum seni. Benimle gel istiyorum. Benimle evlenir misin? Evet. Gel bakayım. Aman ya. Ama bir dakika, bir dakika. Yüzük takıldı artık, nikah var ya. Olur, olur, olur. Bu olur. Hayırlı olsun beyim. Sağ olasın. Yeni taşındığımız ev Muş'ta 26. katta. Muş'un en büyük rezidansı. Ama maalesef bahçesi yok. Bunca yıl emeklerin için sana çok teşekkür ederiz Biçerhan. İyi ki varsın. İnanamıyorum. Evlilik teklifini diyorsun değil mi? Hayır ya, bahçesiz bir evde nasıl yaşayacaksın sen ya? Merak etme. Ben onu ikna ederim. Arada gelir saksıları sularsın. İnanıyorum. Ama her fırsatta yani. Ana bahçıvan ne yapıyor? Ektiğini biçiyor, ne yapacak? Ya ben bu oyuncuları anlamıyorum. Yemin ediyorum anlamıyorum ya. Yani bunlar böyle... Şimdi böyle şey yaparken yani ne yapıyor? Bu kadın eve geliyor. Settin abi, Lütfü abi, affedersin. Hani bunun ne bileyim kocası manitası falan yok mu yani? Nasıl istiyorlar ya? Niye izliyordur abi? Ya bırak Allah'ını seversen ya. Onun boynuzları arşa değmiyorlar artık ya. Ya Kemal belki iyi biridir ya. Vallahi iyiyse cennete gidecek abla. Dünyalık bir şey yok bence. Öbür dünyada yüzü gülsün. Ne yapsın çocuk? Aha başlıyor galiba. Geliyor bile de. Evet. Konakta bir uçuk salgını var. İyileşinceye kadar lütfen dışarı çıkmayın ve kimseyle öpüşmeyin. Ben evden çıkmıyorum zaten. Aferin küçük hanım. Size aynı kremi yazdım. Karışmasın diye de üstlerine isminizi yazdım. Buyurun. Yalnız doktor bey, benimkine bahçıvan yazmışsınız. Siz bahçıvan değil misiniz? Evet ama adım Biçerhan. Kusura bakmayın. Özür dilerim, ağız alışkanlığı. Önemli değil, çıkabilirsiniz. Doktor bey, salgını bitirdiniz. Her şey için teşekkür ederiz. Ne demek? Pardon, şaşırmayın. Vallahi anlamıyorum ya. Ya şimdi bu kadın Settin eve gelince hani hocasıyla konuşuyor. Hayatım, işin nasıl geçti dedin de ne diyor ya? Ne cevap veriyor? Yuvarlanıp gidiyorum diyordur. Ya bu çocuk nasıl yapmış bunu? Ya da çok dillendirmiyorlar değil mi?
Hanım abi, oyunculuk çok zor ya. Eve işte getirmesi. Burada gülecek bir şey yok. Ama gülüyorum. Aman aman, evlerdene bak. Yemin ederim ya. Sultan abla, düşünsene. Yüzünü düşürme ya. Yeter lan! Abi, düşünsene açıdan. Sultan abla düşünür mü diye hani ben şey yaptım. Sen niye yükseldin ki ya? Ya bizim müstakbel gelin çünkü. Evet. Ekrana yakışmış ama. Biz gaf mı ettik ya? Kemal, sen biraz abarttın açıkçası. Ben ne mi abarttım? Yok, sen dizi, dizi, dizi diye sen tutturdun. Çocuk yok, dizim aşırı ya. Yok, sen... Ha, Zeynep. Hoş geldin ya. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Öpüşeceğiz. Hoş geldin. Biz şey yapalım, gidelim ya biz. Oğlum siz nereye gidiyorsunuz, hayırdır? O biz rahatsız ettik ya, hiç şey yapmayalım. İyi akşamlar, valla. Ya oğlum ne rahatsızlığı ya? Allah Allah. Kızın işi bu. Benim işim derken? Öpüşme. Kusura bakma. Baba, vallahi hiç şey yapmayalım biz. Ha? Utandırdık zaten akşam. Hayır, 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 hayır. Dur oğlum, ne utandırması ya? Ne utandırması ya? Asıl utanması gerekenler, bir kadına namus değeri biçen gerçek ahlaksızlar. Neymiş o öyle? Oradaki ağa gelse buraya aynı şeyleri söyleyebilecek miydin? He? Kadını vuruyor bilmem ne. Televizyonda bir sürü alıkoyma, cinayet, uyuşturucu falan filan. Bunlar öpüşücü o. Asıl utanması gereken biri varsa o da biziz. Sen değil. O yüzden siz gitmiyorsunuz. Bu durumda biz gidiyoruz. Saçma olur şimdi. Saçmalama Lütfü. Çok iyi girdin de sana da sıçtın. Ya ben hiçbir şey anlamadım. Ana saf bu saf. Olur bundan. Uçuğu da geçmiş. Oyun ya oyun. Kızım sen geç içeri, bir elini yüzünü yıka. Evet, ben elimi yüzünü yıkayayım. Hadi bakalım. Ya bir şey soracağım. Gerçekten öpüşüyorsunuz mu? Ya dur. Ya benimki de soru ya. Tabii ki öpüşmemiz gerçek. Öpüşüyorlar mı? Ya Sultan abla, kusura bakma. Seni de gücendirdik galiba. Bizdeki de cahillik. Tamam, onlar. Tamam kız, tamam. Geldi, geçti. Ne yapacağız? Aa, tahtaya bağlı. Ya dizinin sonunu bari izleyelim ya. Ne olur, valla. Sonunu açalım. İyi gidiyor. Merak etme. Çocuk için. Hani şey, Zeynep. Çocuk için. Açtım, hadi. Açtım. Arabanız hazır hanımım. Teşekkürler. O kadar da değil, çek şuradan. Oh yarabbim. Vallahi bunu kaldıramazdım ya. Vallahi bunu. Ya da ne olacak, gel buraya. Çok güzel git diyenler. Zil diyenler. İşte zil giriyor. Skecin yazarı Oğuz Emre beraber zili çalıyor. Evet, seyircimiz zil dedi. Gerçekten yani böyle televizyonlu skeçler hakikaten harika oluyor. Oğuz ve Emre, bu skeci yazdınız. Oğuz, senin de eşin oyuncu. ileride. Nereden aklına geldi yani böyle? Ya Emre bize geldi, ne yazacağız dedi. Dalga geçti benimle. Sonra yazalım dedik. Sonra fikrimiz de bu olduğu için böyle bir şey yazdık. Hem buradan dalga geçsene. Oyuncu eşi olmaktan. Ha işte oradan. Neler? İşte şey olsa, böyle olsa, oyuncuya falan filan. Eyvallah, oradan Emre. Doğru böyle çok bir güzel. Şey mi yazsak dedi. Eyvallah. Ya biz bu konuyu şeyden işlemiştik yani. İki arkadaş üzerinden işlemiştik ama burada aile katmanı koyulmuş. Üstüne bir de sonda verdiği mesajla hakikaten ikinci kuşak ne kadar ilerlediğimizi yazarlıkta, ne kadar güzel bir yerlere geldiğimizi göstermiş oldu. Alkışlar bir daha gelsin Skecin yazarlarına.